Savaş doğuda 1937'de Japonya'nın Çin'i işgal etmesinden beri sürüyordu. Ve Avrupa'ya 1 Eylül'de Almanya'nın Polonya'yı istilasıyla sıçradı. 7 Aralık 1941'de Japon uçaklarının Pearl Harbor'daki Amerikan donanma üssüne saldırmasıyla küresel hale geldi. Her kıtaya sıçradı ve 6 sene sürdü. Günümüz parasıyla 4 trilyon dolara mal oldu. Ve milyonlarca adam, kadın ve çocuğun canını aldı. Yeni bir çağ için yeni bir silahla sona erdi. İkinci Dünya Savaşı insanın sebep olduğu olayların en büyüğü. Bu kişiler tarihin birer parçası. Savaşılan yerlerde savaşın zafer ve trajedilerinin tanıkları. Onların söyledikleri dünyamızın nasıl oluştuğunun anlatıları. Bunu ödeyebilenler ve artık karşılayamayanlar için imparatorluğun bedeli. İmparatorluğun bedelinin 3. bölümünde Hitler Almanya'sının silahlı güçleri Avrupa'da durdurulamadan yayılmıştı. Eylül 1939'da Sovyet müttefikleriyle birlikte Polonya'nın bağımsızlığına son verdiler. 1940'da Norveç, Danimarka, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika fethedildi ve Fransa kendilerine bağlandı. Fransa'nın düşüşünden 6 ay sonra Vyacheslav Molotov, Sovyet Dışişleri Bakanı, Berlin'i ziyaret ederek zaferin ardından dünyanın nasıl bölüneceğini konuşmaya geldi. Çünkü savaş sona ermişti. Molotov'a Britanya'nın yenildiği söylenmişti. Molotov, meslektaşı von Ribbentrop'a, "İngiltere yenildi demiştiniz. Peki neden hava saldırısı sığınağında oturuyoruz?" diye sordu. Molotov'un sorusuna yanıt, Britanya'nın yenilmemiş olduğuydu. Ama o yalnızdı. Dördüncü bölüm, Yalnızlık. İspanya İç Savaşı'nın sona ermesiyle İber Yarımadası'ndaki her iki ülkeyi de faşist diktatörler yönetiyordu. İtalya'da da benzer bir diktatör olan Benito Mussolini 15 seneden uzun süredir yönetimdeydi ve artık Batı Avrupa'nın kalanı, İskandinavya'nın çoğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümü svastikalı bayrağı dalgalandırıyordu. Doğu'da Joseph Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği, yiyecek ve diğer malzemelerle yardım sağladığı Hitler'le olan anlaşmasının şartlarını dikkatle gözlemliyordu. Ancak dünyanın en büyük imparatorluğu yenilmemiş ve karşılarında duruyordu. Başbakan, Britanya Savaşı'nın başlamak üzere olduğunu söyledi. Ancak karşı koymak ucuz değildi. 20. yüzyılın başında dünyanın bankacısı olan Britanya, 50 sene sonra 40 milyar dolarla dünyanın en büyük borca sahip ülkesi olmuştu. Ocak 1940'tan itibaren kademeli olarak karne ile yiyecek verilmeye başlandı. Almanya'da bu uygulamaya Ağustos 1939'da Polonya'nın işgalinden bir ay önce başlandı. Savaş sürerken Britanya'nın büyük bölümünün, buna işçilerin yarısından fazlası da dahil, kendi arazileri, bahçeleri ve arsaları oldu. Britanya'nın yiyecek ithalatı neredeyse yarıya indi. Ancak Britanya adalarında her şey günlük güneşlik değildi. Şair T.S. Eliot bir arkadaşına "Büyük bir felaketin içindeyiz. Buna savaş da dahil" diye yazdı. Ajanların ve hainlerin kafasını karıştırmak için kasten uygulanan politikadan söz ediyor olabilir.
Onlar topluma korku yayıyordu. Hemşire, rahip, polis olarak giyinen paraşütçü istilalarına karşı uyarıyorlardı. Hatta havada görülmemek için gök mavisi üniformalar giyen şeffaf paraşüt kullananlardan bile söz ediliyordu. 12 Mayıs gibi erken bir tarihte bir pazar tabloid gazetesinde hükümete paraşütçüleri vurmaları için golfçüleri eğitmeyi bir düşünmesi öneriliyordu. Yüzlerce kere tekrarlanan bu görüntüler adamlarımızın Britanya savunmasına nasıl hazırlandığını gösteriyor. Londra'nın Kensington Barosu'ndan bir Alman İsviçreli gece vakti sigarasını üfleyip yanan kısmını gökyüzüne doğrulttuğu için tutuklandı. Düşman uçaklarına sinyal veriyor olmalıydı. Çoğu sokak köpeği daha talihsizdi. Mesaj taşıdıkları şüphesiyle vuruldular. 23 Mayıs'ta 1930'larda Britanya faşistlerinin lideri olan ancak çok az seçim başarısı elde eden Sir Oswald Mosley tutuklandı. Ayın 31'inde Yerel Kuvvetler Komutanı General Ironside gece vakti bütün ülkede şüpheli kişilerin dolaştığını bildirdi ve 2 Temmuz'da her yerde birbirlerine sinyal verdiklerini söyledi. Ancak gizli aktivitelere ya da kitle imha silahlarına dair bir kanıt bulunamadığından yakındı. Öldürücü ışınlardan paraşütçü rahibelere dek pek çok hikaye günümüze ulaşmış olsa da onları destekleyecek kanıt bulmak, diş perisine dair kanıt bulmak kadar imkansız. İç savunma oluşturması baskısıyla Savaş Bakanı Anthony Eden 14 Mayıs'ta radyoda konuşup yerel savunma gönüllüleri yani LDV'nin kurulduğunu söyledi. Kimileri bunun bak, eğil ve kaybolun kısaltması olduğunu söylüyordu. Silah fabrikaları ya da hükümet hizmetinde çalışmayanlara bu soru soruluyor. Yerel savunma gönüllülerine katıldınız mı? LDV, sosyal kulüpler, spor kulüpleri ve fabrikalarda gruplar oluşturdu. Temmuz ayında 250 bin adam katıldı. Ancak silah donanımları iyi değildi. İç güvenliği oluşturmaya başladıklarında o zamanlar adı LDV idi. Onlara katıldım. Katıldığımda 15 yaşındaydım. Önce farklı şeylerle çalıştık. Sonunda tüfeklerimizi verdiler. Bize bir Ross tüfek verildi. Kanada tüfeğiydi. Sadece 5 mermi alıyordu. Churchill, LDV'nin iç güvenlik olarak yeniden adlandırılmasını istedi. Eden sinirlendi. 1 milyon LDV kolluğu bastırmıştı. Dalwich Koleji'nde okuyordum. Sıkı çalışmıyordum çünkü akşamlarımın çoğunu iç güvenlikte haberci olarak geçiriyordum. Sigara ve içki içmeyi, diğer şeyleri öğreniyordum. Jack White, iç güvenlikte rol almaya hevesliydi. Ancak Rus Yahudilerinin oğlu olduğu ve yabancı sınıfına girdiği için reddedildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Jack White'a en büyük cesaret madalyası olan Victoria Haç'ı verilmişti. Yabancı olarak sınıflandırılmamıştı. Kıyı yakınlarında yaşayan 2000 yabancı toplandı. Daha sonra diğerleri de onları izledi. Churchill onların belirlenmesinin gerekli olduğunu söylemişti. İmparatorluğun değeri. Popüler savaş sonrası imajına rağmen iç güvenlik ciddi bir birimdi. Uçak savar görevlerinde öfkeyle ateş edip birkaç düşman öldürmüşlerdi. Onların devriyeleri düzenli ordu birimlerinin başka işlere yoğunlaşmasını sağladı. Gizli ve ölümcül grupları komando tarzında eğitilip bir istila durumunda cinayet ve karmaşa yaratmaları öğretildi. Muhafız birimleri eğitimlerde düşman rolü de oynadı.
Birinci Dünya Savaşı gazileri yeni göreve alınanların askerlikte kendilerinden daha başarılı olduğunu söylüyorlardı. Bir ay kadar gerilla eğitimleri yaptık. İç güvenliğe karşı savaştık. İnsanlar iç güvenliktekilerin şaka gibi olduğunu düşünüyordu ama öyle değillerdi. Onlar tarafından iki kez yakalandım. Bir de kendimi akıllı asker sanıyordum. İşi biliyorlardı. 12 Haziran'da kararlaştırılan Britanya'nın savunma planına göre Edinburgh'dan Medway'e bir hat çekildi. Bir hatta batıda Londra'nın altından Bristol'un güneyine çok sayıda savunma hattı bulunuyordu. Bu bölgelerde tanklara karşı hendekler kazıldı ve beton bariyerler inşa edildi. Herkes beklemeye koyuldu. Winston Churchill bitmek bilmez bir iyimserlikle bekliyordu. Annesi Amerikalıydı. İngilizce konuşan halkların ilerlemesine olan inancı biliniyordu. Ve iyimserliği Britanya silahlarının güvenine değil, yenilmez ve tükenmez Amerika'nın savaşa gireceğine dayanıyordu. Churchill'in kurtuluşun Atlantik'in ötesinden geleceğine dair inancı, Ağustos'ta savaşın önemli anlarından birinde iyice arttı. Amerikan Kongresi her iki tarafa da ödeme yapılmadan savaş ekipmanı sağlanması yoluyla tarafsızlığın bozulmamasına karar verdi. Anketlerde Amerikalıların savaşa girmesini isteyenlerin oranı sadece %8'di. Roosevelt bir yol buldu. Buna ödünç verme kanunu deniyordu. Britanya ödemelerini Birleşik Devletler'e Batı Hint adalarındaki donanma üslerinde mal olarak yapıyordu ya da daha sonra ödenecekti. Britanya borçlanıyordu. Ödemesi 50 sene sürdü. Churchill ödünç verme kanununu Amerika'nın tarafımıza geçmesinde büyük bir adım olarak görüyordu. Ödünç verme anlaşmasının imzalanmasından 2 gün sonra 15 Ağustos Adlertag Kartal günüydü. Luftwaffe'nin başındaki Reich Marschall Göring, Britanya Savaşı'nın başlangıç aşamasını ilan etti. Alman hava saldırısıyla İngiltere'nin güneyindeki hava sahası kontrol altına alınarak İngiltere istilasına hazırlanılacaktı. Bir anlamda avantaj Almanya'dan Büyük Britanya'ya geçmişti. 1940 başlarında Britanya ayda 256 savaş uçağı üretiyordu. Winston Churchill, üretimi hızlandırmanın aciliyetini görerek Anglo-Kanadalı gazete sahibi Lord Beaverbrook'u uçak üretiminin başına geçirdi. Ve hepinize üretimi hızlandırmanız için yalvarıyorum. Britanya savunmasını hızlandırın. Beaverbrook'un yönetimi altında Temmuz ayında üretim 496'ya çıktı. Time dergisinde 1940'ta çıkan bir makale bu rekora dikkat çekti ve bu savaşın makinelerin savaşı olacağını not düştü. Montaj hattında kazanılacaktı. Daha da önemlisi İngiliz fabrikaları sadece çok sayıda uçak üretmekle kalmıyor, iyilerini üretiyordu. Bunlar tarih kitaplarına adlarını yazdıracak Hurricane'ler ve Spitfire'lardı. Britanya gelecek savaşta hayati öneme sahip olacak başka araçlar da geliştirdi. Londra'nın hemen dışındaki ünlü Bletchley Park'a yerleştirilen kriptologlar Luftwaffe sinyallerini çözerek planlı sortilere dair uyarılar verdi. Savaşlar arasında bir İngiliz meteoroloğun çalışmaları Britanya hava savunması için hayati öneme sahip olan radar istasyonlarının geliştirilmesini sağladı. Adı Robert Watson Watt'tı ve onun liderliği altında zincir ev denilen uçak belirleme ve izleme istasyonları tasarlanıp kuruldu. Gelen filoların erkenden görülmesi sağlandı. Her şey ileri teknoloji değildi. Britanya savunması ülke boyunca 1000 gözlem noktasında bulunan 30 bin gözcünün dürbünlere bakan keskin gözlerine de güveniyordu.
Britanya gibi Almanya'nın da birinci sınıf uçakları vardı. Ama önlerindeki göreve uygun değillerdi. Onlar savaş alanlarında destek operasyonları için geliştirilmişti. Luftwaffe'nin ağır bombardıman uçakları yoktu ve Fiat Stuka'ların neredeyse faydasız olduğu ortaya çıkacaktı. Luftwaffe'nin komutanı Hermann Göring, başından beri sadık bir Nazi partisi üyesi ve Birinci Dünya Savaşı'nda madalya almış bir savaşçıydı. Hitler'in güç kazanma çabası olan Bira Salonu darbesinde yaralanmıştı. Göring iyileşirken aldığı ilaçlar onu hayat boyu morfin bağımlısı yaptı. Onun Hitler ve Luftwaffe stratejisi üzerindeki etkisi çok önemliydi. 10 Temmuz'da Ağustos ortası arasındaki ilk hava saldırısında Almanların stratejisi daha çok Göring'in stratejisi olan denizdeki konvoylara saldırarak İngiliz savaş uçaklarını savaşa çekmek üzerineydi. 8 Ağustos'ta İngiliz kanalı üzerinde Kraliyet Hava Kuvvetleri 16 uçak kaybetti. Ancak 31 tanesini vurdu. Gelecek 3 günde de Alman kayıpları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden fazla olmaya devam etti. Ve 12 Ağustos'ta savaşın odağı değişti. İmparatorluğun değeri. İmparatorluğun bir başka yerinde Britanya birliklerini boşaltmasına neden olacak bir başka savaşta yer almak üzereydi. 3 Ağustos 1940 erken saatlerde İtalyan ordusu İtalyan Doğu Afrikası ve İngiliz Somaliland arasındaki sınırı geçti. İtalyanların sayısı 24 bindi. Karşılarındaki Britanya gücü ise 4 bin civarında askerden oluşuyordu. Çoğu Hint ve Afrikalı askerlerdi. Somaliland, deve birlikleri, kralın Afrika tüfekçileri taburları, 3. ve 15. Pencap alaylarına sefer sırasında 2. Hint alayı ve Black Watch'tan bir İskoç taburu katıldı. İngilizlerin tankı, zırhlı araçları ya da tank savarları yoktu. Daha da küçük bir güç öteye İtalyanlara karşı artçı saldırılarda bulunuyordu. Ta ki 18 Ağustos günü erken saatlerde Kraliyet Donanması tarafından alınmalarına dek. Ertesi gün İtalyanlar kıyıya ilerledi ve İngiliz Somaliland'in fethini tamamladılar. Orada uzun süre kalmayacaklardı. Tarih sayfalarında daha büyük bir öneme sahip olan Ağustos ayının Britanya Savaşı'nın en önemli ve ünlü ayı olmasıydı. Luftwaffe doğrudan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne saldırdı. Hava alanlarını ve destek istasyonlarını vurdu. Pek çok havaalanı İngiltere'nin güneydoğusundaydı ve ülkenin o köşesindeki gökler cehennem ateşi köşesi olarak bilindi. Duman izleriyle kaplı göklerde Britanya'nın kalanından daha fazla sayıda savaş uçağı pilotu öldü. Aşağılarındaki topraklarda İngilizlerin her öldürdüğü düşman için kalabalıklar tezahürat yapıyordu. Saldırının ilk gününde 3 Kraliyet Hava Kuvvetleri havaalanı zarar gördü ve bir radar istasyonu devre dışı kaldı. Ertesi gün 13 Ağustos'ta Luftwaffe savaşta o ana kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirdi. 1485 sorti yaptı. Havaalanlarına zarar verdi. Ancak yanlışlıkla savaş uçağı üssü olmayan yerleri vurdu. Ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin kayıplarından 2 katından fazlasını verdi. Junkers 87 filosunda karadaki güçleri dehşete düşüren Stuka kayıpları çok ağırdı. Stuka ölümcül bir bombardıman uçağıydı. Ancak havadaki savaş için hantal bir makineydi ve İngiliz savaş uçakları daha hızlı ve çevik kalıyordu.
büyük kayıpların ardından Stuka, Britanya Savaşı'ndan çekildi. Ve Göring'in belirleyici savaşın ilk günü dediği Adlertag böyle sona erdi. Luftwaffe İngiliz hava sahasında 1786 sorti yaptı. 76 uçak kaybetti. Kraliyet Hava Kuvvetleri ise 35 uçak kaybetti. Sadece sayılar yanıltıcı. İngiliz kayıpları hasar gören uçakların üstlerine dönmesiyle tamir edilebiliyordu. Britanya'ya inmek zorunda kalan hasarlı Alman uçakları ise kayboluyordu. Daha da önemlisi, kendi topraklarına inen İngiliz pilotları yeniden savaşabiliyordu. Alman pilotlarsa esir alınıyordu. 900'den fazla Luftwaffe pilotu Britanya üzerinde uçaktan atlayıp esir alındı. Alman uçakları hedefleri üzerinde sınırlı zaman geçirebildikleri için de avantajsızdı. En iyi savaşçıları olan Messerschmitt 109'un operasyon menzili sadece 850 kilometreydi ve bunun büyük bölümünü savaş bölgesine uçarak harcıyordu. Yine de Wellington Dükü'nün Waterloo Savaşı'nda söylediği gibi bu gördüğünüz en yakın savaştı. 18 Ağustos'ta İngiliz kayıpları Luftwaffe'nin aldıklarından hala daha az olsa da belirgindi. 100'den fazla Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu bir haftada öldürüldü. Bu kaynak o kadar kolay yerine koyulamazdı. Savaş anlatıları arasında kaybolup giden kaderin tuhaf cilvelerinden birinde Almanların ayın 18'inde edindiği avantaj kullanılmadı. Hem hava şartları hem de Alman tarafının kayıpları 4 günlük bir duraksamaya zorladı. Bu duraksamada 20 Ağustos'ta Winston Churchill en iyi hatırlanan konuşmalarından birini yaptı. Savaş tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok insan bu kadar az kişiye borçlu kalmadı. Britanya Savaşı'nı savaşıp kazananlar kendilerine borçlu olanlara kıyasla sayıca hiç şüphesiz çok azdı. Ancak karşılaştıkları düşmanlar karşısında az sayıda değillerdi. Pek çok açıdan İngiltere göklerindeki savaş denk bir çatışmaydı. Ve savaşta büyük öneme sahip olanlardan biriydi. Havacılar arasında başarı eşit dağılmıyordu. Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarından %3,5'u %30 öldürme oranına sahipti. Savaşın ilk aşamasında kargo gemilerine saldırıldı. İkincisi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne gerçekleşti. 24 Ağustos'taki duraklamanın ardından üçüncü ve belirleyici aşama başladı. O gece rotasından çıkan bir Henkel bombardıman uçağı bombalarını yanlış bir hedef üzerine bıraktı. Bunlar Londra'ya düşen ilk bombalardı. Bombalar Londra banliyölerindeki askeri hedeflere yönelikti. Ama şehir merkezine düştüler ve hasara neden oldular. Bu hatanın büyüklüğü ve İngiltere'nin ona tepkisinin savaşın gidişatı üzerindeki etkisi tartışılabilir. Belki olanlar zaten yaşanacaktı, belki değil. Kesin olan şey Winston Churchill bunun kasti olduğundan emindi ve ertesi akşam Berlin'in bombalanmasını emretti. İmparatorluğun değeri. ...25 Ağustos'ta Britanya bombardıman uçakları Berlin'e ulaştı. Minimal maddi hasar verdiler ancak Almanlar şoktaydı. Hermann Göring böyle bir şeyin asla olamayacağına güvence vermişti. Ama oldu. 28 Ağustos gecesi bir kez daha gerçekleşti. Binalar hasar aldı ve siviller öldü. İki gece sonra üçüncü bir saldırı gerçekleşti. Führer'in 1 Ağustos'taki 17. yönergesinde İngiltere'ye karşı hava ve deniz savaşındaki planlarını açıklayan Hitler hedefleri belirlemişti. Sivil hedefler dahil değildi. Ancak
5. maddede misilleme amacıyla terör saldırıları verme hakkımı kendimde bulunduruyorum diyordu. Şimdi bu hakkı kullanacaktı. 4 Eylül'de şöyle bir söz verdi. Britanya Hava Kuvvetleri 2000, 3000, 4000 kilogram bomba atacaksa biz bir gecede 150 bin, 250 bin, 300 bin, 400 bin kilogram atacağız. Şehirlerimize saldırılarını artıracaklarını açıklarlarsa biz de onların şehirlerini yerle bir edeceğiz. O gece korsanlarının yaptıklarını durduracağız. Tanrı yardımcım olsun. Ertesi gece Londra saldırıya uğradı ve 3 gün sonra 7 Eylül 1940'ta ondan sonra ard arda 57 gece Londra bombalanmaya devam etti. Bu Britanya Savaşı'nın son aşamasıydı. Buna Blitz dediler. Anderson sığınağı sayesinde hayli güvendeyiz. Bize birkaç bomba attı ve sığınak cehennem gibi sallandı. Ama 4 çocuğun benimle konuştuğunu duyduğumda ben hayli rahatladım. O anda müteşekkirdim. İşçi tulumları giyip çelik savaş başlıkları takan genç kadınlar başkent sokaklarında devriye gezdiler. Düdüklerini üfleyip lanet ışığı kapatmalarını söylüyorlardı. Londralılar sığınaklara kapandı ve binlercesi demir yolları istasyonlarının altındaki yeraltı platformlarında uyudu. Pek çok yağmalanma vakası yaşandı. İnsanlar sığınaklara gittiklerinde evlerine giriyorlardı. Hava saldırısına aldırmıyorlardı bile. Arama ışıkları gece gökyüzünü aydınlatıyordu ve uçak savar bataryaları kafalarının üzerindeki bombalara karşı ateşe devam ediyordu. Ama bu büyük oranda bir gösteriydi. Arama ışıkları bazılarının dediğine göre bombardıman uçaklarının hedeflerini bulmasına yardımcı oluyordu. Ve uçak savar bataryalarında atılan 30 bin mermiye karşılık bir düşman uçağının vurulduğu hesaplandı. 7 Eylül'de Londra'daki ilk hava bombardımanı gecesinde İngiliz kanalında deniz kabarmıştı. İstila gemilerine uygundu ve gelen istihbarat doğrultusunda alarmın çalınması emredildi. İngiltere'nin güneyindeki birlikler savunmaya geçti. Uyarı parolasıyla İngiltere istilasının 24 saat içinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Belki de şaşırtıcı bir biçimde kral ve ülkeye en büyük tehdide karşı verilen parola bir isyancının adıydı. Cromwell. Ancak Cromwell alarmı asılsız çıktı ve istila gelmedi. Bombardıman devam etti. Blitz saldırısında 15 bin civarında Londralı öldürüldü ve çeyrek milyondan fazlası evsiz kaldı. Hasar alan binalar arasında Wren kiliseleri, parlamento evi ve Londra'da kral ve kraliçenin evi olan Buckingham Sarayı vardı. 30 Eylül'de Luftwaffe son gündüz saldırısını gerçekleştirdi ve ondan sonra geceleri saldırmaya devam etti. Britanya hükümeti halkın moralini ölçmek için anketler yaptı ve %80'inin İngiliz zaferine güvendiği sonucunu aldı. Saldırılar azaldı. İngilizler Britanya Savaşı'nın bitişini resmi olarak Ekim sonu olarak belirlese de Londra ağır zarar görmeye devam etti. 14 Kasım'da Coventry'ye yapılan saldırı Alman saldırılarındaki yeni bir aşamaydı. Birmingham, Bristol, Southampton, Sheffield ve Liverpool Kasım ayında hedef alındı ve o ayda İngiliz sivil kayıpları 4500'ü geçti. O sırada Britanya'nın bombardımanı da daha sonraki bölümde göreceğimiz üzere Alman şehirlerinde benzer hatta daha büyük bir yıkıma neden oluyordu. İngiliz şehirlerine yapılan Blitz saldırısının son gecesi Mayıs 1941'de Hitler'in bütün gücünü bir başka yerde Rusya istilasında kullanmak istemesiyle gerçekleşti.
bir dünya savaşı haritadaki daima daha büyük ya da küçük önemi olan şeyler üzerine dikkat çeker. Bunların hepsi de aynı yapının tuğlalarıdır. 1940 sonbaharı tarihte Britanya Savaşı olarak yer alsa da tarihin daha geniş bir görüşe ihtiyacı var. 6 Eylül 1940'ta Londra'ya ilk büyük bombardımanın yapılmasından önceki gün Romanya Kralı Carol, Kraliçe Victoria'nın büyük büyük torunu tahttan çekildi ve ülkeyi faşist lider Ion Antonescu'ya bıraktı. 11 Eylül'de Hitler direnişle karşılaşmadan oraya bir ordu ve hava kuvveti desteği göndererek Avrupa'daki tek önemli petrol kuyularının bulunduğu Ploesti petrol kuyularını korumaya gitti. Bu aynı zamanda Wehrmacht'ta Sovyetler Birliği'ne karşı ilk ileri operasyon üssü sağlıyordu. Peki Hitler neden Büyük Britanya istilasını geri çekiyordu? Führer'in 16 Temmuz 1940'taki 16. yönergesinde Britanya'ya çıkarma için hazırlıklardan söz edilirken İngiltere umutsuz askeri durumuna rağmen anlaşmaya niyet etmezse ona karşı bir çıkarma operasyonu hazırlamaya ve gerekirse bunu gerçekleştirmeye karar verdim diyordu. Gerekirse. Nasıl gereksiz olabilirdi? Konuşmanın Rocksteh'e verilmesinden ve bütün dünyaya yayınlanmasından sadece 3 gün sonra Hitler, Londra'dan gelen bir yakarma duyuyorum. Bu, geniş kitlelerin değil, savaşın devam etmesini isteyen politikacıların sesi. Hitler bu noktada İngiltere ile anlaşmak yönünde bir adım atmaya kendimi mecbur hissediyorum demişti. Hitler barış görüşmelerini tercih ederek asıl görevi olan doğu yönündeki genişlemeye dönmek istiyordu. İngilizlerin direnişi ona engel oluyordu. Hitler, Britanya adaları istilasının risklerini anlıyordu. Başarısızlık, Eylül 1939'dan bu yana gerçekleştirdiği sıra dışı başarısını bir anda yok edebilirdi. Hava ve deniz kuvvetlerinin başındakiler kendilerine güvenmiyordu. Generalleri arasında fikir ayrılıkları vardı ve Hitler'in kendisi de başarıdan emin değildi. Karada, ben bir kahramanım dedi Krieg donanması komutanına. Denizde ise bir korkağım. İstila planı olan Deniz Aslanı operasyonuna dair kanıtlar bunun askeriden çok politik bir strateji olduğunu, Britanya'daki barış yanlılarını güçlendirerek düşmanı anlaşma masasına oturtmayı amaçladığını gösteriyor. Bir anlamda Hitler'in bir blöfüydü. Temmuz 1940'ın son günü Hitler, Berghof'ta Bavyera Alplerindeki Berchtesgaden yakınlarındaki evinde bir toplantı düzenledi. Kendisine istila birliklerini kanaldan taşıyacak uygun araç edinmenin zorlukları, birlik ve ekipman toplamakla ilgili sorunlar aktarıldı. Alman donanması istilanın Mayıs 1941'e kadar ertelenmesini konuşuyordu. Hitler başlama tarihini ancak 16 Eylül'e kadar erteledi. Luftwaffe'ye kanalı İngiliz savaşı gemilerinden ve Güneydoğu İngiltere'yi İngiliz uçaklarından temizlemesi için zaman tanıdı. 16. yönergedeki ilk koşulu tekrar ederek Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin moral ve fiziksel olarak Almanların geçişine önemli bir saldırı gerçekleştiremeyecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Britanya Savaşı hikayesinde gördüğümüz üzere bu gerçek olmadı. Dahası Britanya Savaşı sırasında Luftwaffe Kraliyet Donanması'nın kanalda dolaşan torpido gemilerine 21 saldırı gerçekleştirdi. Hiçbirini batırmayı başaramadılar. Almanya'nın elinde çıkarma yapacak neredeyse hiç araç yoktu.
ve 2000'den fazla nehir teknesini istila filosuna dönüştürmek için ancak 2 ay verilmişti. Bunların 800 kadarı motorluydu. Kalanlar romorkörlerle çekilecekti. Tekneler kanal limanlarında yapılmaya başlandığında Kraliyet Hava Kuvvetleri bombardımanlarının onları hedef alması emredildi. Ve yaklaşık %10'u limanlarda yok edildi. Hitler komutanlarına deniz aslanı operasyonunun süresiz olarak ertelendiğini bildirdiğinde Luftwaffe'nin hava üstünlüğü sağlamadaki başarısızlığından ve Alman ordusu kolları arasındaki genel koordinasyon eksikliğinden söz etti. Ancak onun istila ya da başarı şansına gerçekten inanıp inanmadığını söylemek çok zor. Deniz aslanı operasyonunun iptal edilmesiyle Büyük Britanya, Batı Avrupa kıyılarında batırılamayan bir uçak gemisi bıraktı. 11 Kasım'da Londra'da Temmuz'dan beri ilk defa siren sesi duyulmadı. Kraliyet Hava Kuvvetleri 915 uçak kaybetmişti. Luftwaffe ise 1733. Sırtını Britanya adalarına dönen Hitler, yenilmemiş olsa da Britanya'nın en azından kendi savunmalarına çekildiğini ve gelecekteki planlarına karışmayacağını umuyor ya da hayal ediyor olmalıydı. Göz ardı ettiği tehlike diğer her şeyden büyüktü. Britanya Savaşı, 3. İmparatorluğa karşı muhalefetin canlı kalmasını sağladı. Ve bu muhalefet Avrupa ana karası kıyısındaki küçük bir ada devleti değildi. Bir imparatorluktu. İmparatorluğun değeri. Avrupa'daki olaylar, kıtadaki politik dağılımı 1940 senesi boyunca değiştirdi. Ve gezegenin diğer tarafında beklenmedik ve stratejik öneme sahip bir etkisi oldu. Asya'da. Fransa işbirlikçi rejime düşünce, Mareşal Petain'in yönetimindeki Vichy hükümetinin barış anlaşması gereği kolonilerini koruduğunu öğrendik. Ve bu imparatorluk tacının mücevherlerinden biri Fransız Hint Çin'iydi. Günümüzdeki Vietnam, Laos ve Kamboçya devletleri. Genişlemeci Japonya için bu bölgeleri ele geçirmek çekiciydi. Ve Vietnam söz konusu olduğunda işgal altındaki Çin'den basit bir yürüyüşle oraya ulaşabilirlerdi. Eylül 1940'ta tam da bunu yaptılar. Japonya'nın istila sebebi nispeten gerekçeli bir savaş yaşandığından milliyetçi Çin'in Sino-Vietnam demiryolu aracılığıyla Hifong limanından ikmal almasıydı. Japon İmparatorluk Ordusu bir istila tehdidi oluşturunca Vichy Fransız yönetimi boyun eğdi. Ve 22 Eylül'de Japonların Vietnam bölgesinde birkaç bin asker bulundurmasına izin veren bir anlaşma imzaladılar. Konferansta Japonlar Hint Çin'in de üst talep ettiler ve aldılar. Bu sırada Çin üzerindeki hava saldırıları devam ediyor. Başkent Chongqing tekrar tekrar bombalanıyor. Anlaşmanın imzalanmasından birkaç saat sonra Japon İmparatorluğu ordusundan birlikler 3 noktada sınırın ötesine geçti. Ve Langshao yakınlarındaki demir yoluna ilerlediler. Ertesi gün 23 Eylül'de Vichy Fransası Japon hükümetinin anlaşmayı ihlalini protesto etti. 24'ünün sabahı Japon hava araçları kıyıdaki Fransız konumlarına saldırdı. 26'sında Japon güçleri Hifong'da kıyıya çıktı ve limana ilerledi. 26'sı akşamı savaş kesildi. Japonlara diğer izinler hariç 3 hava sahası verildi. Bir seneden biraz sonra Japonya burada bir bölge yaratmaya kalktığında bu ve diğer hava üsleri Japonların Malaya, Singapur ve Doğu Hint adalarına olan istilasında önemli bir hava desteği sağlayacaktı. Asya gibi Dünya Savaşı bu aylarda bir başka kıtada da ciddi savaşlarla alevlendi, Afrika.
23 Eylül'de İngiliz ve Özgür Fransa ortak girişimi Batı Afrika'daki bir Vichy garnizonuna karşı ortak saldırıda bulundu. 25'inde bu macera utançla sona erdi ve birlikler geri çekildi. Özgür Fransa'nın lideri General Charles de Gaulle'la birlikte Kraliyet Donanması kendi vatandaşlarının elindeki modern Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaştı. Bildiriler dağıtıldı. Özgür Fransa'nın hava araçları indi ama hoş karşılanmak yerine esir alındılar. Kıyı ve deniz savaşlarında karşılıklı ateş açıldı ve de Gaulle Fransızların Fransızları öldürmesinden sorumlu olmak istemediğini açıkladı. Görev gücü geri çekildi. Bu girişime hiç de uygun olmayan bir biçimde Gözdağı Operasyonu adı verilmişti. Eylül 1940'ta Afrika kıtasındaki en bilinen ve en önemli operasyonlardan biri başladı. Kuzey Afrika Cephesi. İtalyan Hava Kuvvetleri Mareşali Italo Balbo, İtalyan faşizminin mimarlarından biriydi. Ve hem Yahudi karşıtı ırkçı yasalara hem de Mussolini'nin Almanya ile ittifakına karşı olan tek önde gelen faşisti. Mısır istilasının planlanmasından o sorumluydu. 28 Haziran 1940'ta Tobruk'a çıkan Balbo ve takımı yanlışlıkla İtalyan topçular tarafından vurulup öldürüldü. Dost ateşi İtalya'nın Kuzey Afrika seferine zayıf bir başlangıçtı. 13 Eylül'de Hitler'in Britanya'yı istila etmeyeceği aşikar hale geldiğinde Mussolini Mısır istilası emrini verdi. 16'sında İtalyanlar Libya sınırından 100 kilometre içeri girdi. 3500 kayıp verdiler. Ancak İngilizler çöle geri çekildi. Sadece 150 kayıp vermişlerdi. Britanyalı komutan, daha sonra Feld Mareşal olacak General Archibald Wavell, rakibine karşı bir avantaja sahipti. Bu yüzden bir karşı saldırıya karar verdi ve İtalyanları Libya sınırına geri sürdü. Ve stratejik Tobruk Limanı'nı müttefiklere kazandırdı. Wavell'ın 50 bin kişilik güçleri İtalyanları Mısır'dan sürdü. 138 bin mahkum ve 200'den fazla top Batı çöl gücünün eline geçti. Bir İngiliz subay diğerine kaç kişi esir aldınız diye sorduğunda cevap sanırım birkaç hektar oldu. İtalya Savaşı günümüzde bir yenilgi, geri çekilme ve teslim hikayesi olarak hatırlanıyor. Bu adil bir resim değil. Fark edilmeyen şey İtalya'nın bir savaş makinesi olarak yetersizliğiydi. Bir istatistik hikayeyi anlatıyor. 1938'de İtalya'nın askeri harcaması 746 milyon dolardı. Almanya'nınsa 7 milyar 415 milyon dolar. Wavell'ın güçleri Britanya İmparatorluğu'nun tipik güçlerinden oluşuyordu. Britanya birlikleri uzaklardaki Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Hindistan birliklerinden gelen ve yan yana savaşan askerlerden oluşuyordu. İngiliz bayrağı altında savaşan her Hint gönüllüydü. Gönüllü olma sebepleri genelde pratikte askerlik, yiyecek ve ev edinmelerini sağlıyordu. Yeni Zelanda gibi bağlı ülkelerden gelen bu askerler çoğunlukla vatanseverdi. Kralları 4. George ve ana ülke için savaşıyorlardı. Savaş, beyaz ülkelerin imparatorluğa karşı duygularını değiştirdi ve Hint birliklerinin sadakatlerini değiştirdi. Kuzey Afrika'da Wavell'ın ordusu tarafından bozguna uğrayan Mussolini, bu sırada tipik bir dikkatsizlikle dikkatini başka yere verdi. Balkan hırslarını yenileyerek Arnavutluğu işgal etti. Ve bu küçük ülkeyi çıkarma noktası olarak kullanan Mussolini, 28 Ekim'de Yunanistan istilasına başladı. Il Duce, niyeti hakkında Hitler'i saldırıdan bir gün önce bilgilendirdi. İtalyan birliklerinin harekete geçtiği gün Führer'le buluştu. Bu savaş nafileydi. Yunanistan tarafsızdı.
Yunanistan Hitler'in savaş hedefleriyle ilgisizdi, ancak Mussolini'nin umudu Yunanistan ve Balkanlar'da Almanya'nın savaştaki başarılarına denk bir biçimde İtalya'nın prestijini yükseltmekti. Hitler müttefiğinin tedbirsiz tavrına sinirlense de yine de İtalyan istilası için birliklerini gönderdi, ancak Mussolini reddetti. Bu bir İtalyan zaferi olmalıydı. Yunan Başbakanı General Yohannes Metaxas, kendisi de bir sağcı diktatör olarak Britanya'nın destek önerisini reddetti ve bunun yerine yardım almadan 4 Kasım'da istilacı İtalyanlara karşı bir karşı saldırı düzenledi. Günler içinde İtalyanlar Arnavutluğa dek sürüldü. Başarısızlık büyük oranda kış koşullarına ve araziye bağlıydı. Epirus'un kuzey dağları. İtalyan Genelkurmay Başkanı Mareşal Pietro Robadoglio bu sonucu öngörmüş, tavsiyelerinin Il Duce tarafından göz ardı edilmesiyle istifa etmişti. 11 Kasım'da Londra'da hava saldırısı uyarısı olmayan ilk günde İtalyanlar çok daha farklı bir sorun yaşıyordu. HMS Illustrious'la birlikte hareket eden İngiliz Swordfish torpido bombacıları Toronto limanında demirlemiş olan İtalyan filosuna saldırdı. Britanya bir seneden uzun süredir ilk defa zafere benzeyen bir şeyi kutluyordu. İtalyanların 3 tane kötü hasar almış savaş gemisi vardı. Bir tanesi bir daha denize açılmadı. Ve Japonların Berlin'deki donanma ataşesi hızla olay yerine giderek uçak gemisiyle limandaki bir filoya saldırının ne sonuçlar doğurduğuna dair detaylı notlar aldı. 4 Aralık'ta Yunanistan istilasından 5 hafta sonra İtalyan savaş müsteşarı General Ubaldo Sodu bir ateşkes öneriyordu. Kış nedeniyle askeri aktiviteler durmuştu. Ordular eskiden İtalyan bölgesi olan bir yerde karşı karşıyaydı. Ocak'ta Hitler müttefiği için askeri yardım yapacağını açıkladı. İtalya'nın yardımına önce Yunanistan'da, sonra Kuzey Afrika'da koştu. Aynı zamanda Ocak'ta Britanya, Afrika boynuzunda Somali'deki ve İtalyanların tahttan indirdiği İmparator Haile Selassie'nin Habeşistan'ındaki İtalyanlara karşı saldırıya geçti. Ancak sonraki yıl çok daha büyük olaylar gerçekleşecekti. 1941'de Başkan Franklin Delano Roosevelt Amerikan halkının karşısına geçti. "Dostlarım," dedi, "bu ateş kenarında bir savaş konuşması değil. Bu bir ulusal güvenlik konuşması. Bütün dünyada kısa dalga radyolarda dinleyen uluslararası dinleyicilere demokrasinin büyük bir cephaneliği olmalıyız. Bozgunculuk için bahanemiz olamaz. Umut etmek, barış umut etmek için pek çok sebebimiz var. Evet, medeniyetimizin savunması ve gelecekte daha iyi bir medeniyet kurmak için umut." İmparatorluğun değeri. İmparatorluğun bedelinin gelecek bölümünde. 1941 senesi savaşın değiştiği yıldı ve tarih anlatısında dünya tarihinin birkaç senede değiştiği bir zaman olacaktı. Almanya, Sovyetler Birliği'ni istila edecek ve Japonya, Pearl Harbor denilen bir yerde Birleşik Devletler'e saldıracaktı.